Tüm paramızı videolara harcadık ve bu yüzden portatif bir karnaval olmaktan başka seçeneğimiz yok. Ben ana cazibe merkezi olacağım. 24 saat boyunca ayakta duracağım. Hadi gidip dükkanı kuralım. Evet, işte böyle. Etkinlikteki ilk istasyonumuz Garrett'ın boya atölyesi. $5 karşılığında sizi profesyonel olarak boyayacak. İkinci istasyon Chris. Dünyadaki herhangi bir şarkıyı söyleyecek. 5 tane falan olduğu sürece. Ve telifli olmadığı sürece. Ve üçüncü istasyonumuz Chandler. Dünyanın en iyi sihirbazı. Şimdi hepinizin üzerinde benden bir parça var. Sonra ben ana çekim olacağım. 24 saat boyunca burada ayakta duracağım. Saat tam olarak 1.22. Saat 1.22. Pekala, resmileşti. Yarın 1.22'de aşağı inebilirsin. Yine de konuşmama izin var çünkü ağzımın hareket ettiğini göremiyorsunuz. Tamam, bunu 10 dakikadır yapıyoruz ve kuralları biraz değiştirmek zorundayım. Kafamı hareket ettirebiliyorum. Hangi balon hayvanı istersiniz? Şaşırt beni. Pekala, hiç yılan diye bir şey duydunuz mu? Bana yılan vermiyorsun. Bu bir balık. Bakın işte. Tamam, alıyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, senin adın ne? Matt. Matt. Matt harika biridir. Biraz Logic'e de benziyor. Çizilmek mi istiyorsun yoksa... Oo, aman tanrım. Fark etmemişim bile. Şehir meydanında bir heykel olduğunu sandım. Gerçekçi olmak gerekirse Abraham Lincoln'e benziyor. Gerçekten Abraham Lincoln'e benziyorsun. Çok iyi. Dostum, bu detay inanılmaz. Bekle bir dakika, dur. Bu mükemmel bir düğün fotoğrafı tamam, olacak. Tamam, onlara göster lütfen. 3, 2... Bir. Bunu düğünümüzde asacağız. Teşekkür ederiz çocuklar. Bu heykel olayını devam ettirdik ama dürüst olmak gerekirse çok eğlenceli değildi. Bu yüzden bu videonun ikinci bölümünü çıkarmaya karar verdim. Çünkü üretmek istediğim içerik seviyesine uygun değildi. Bunu telafi etmek için şimdi başlayacak olan tamamen ayrı bir video çektik. İnanılmaz Beast yarışına hoş geldiniz. Temel olarak The Amazing Race'in kendi versiyonumuzu yaptık. Bu mini arabaların üzerinde oturan bu 4 adama 15 görev verdim ve görevler şehrimizin her yerine yayıldı. Tüm 15 görevi bitiren ilk kişi $10.000 kazandı. Hadi. Evet, işte hadi bu. Acele et dostum. Harika. Çabuk ol. İşte bu. Evet. Çabuk ol, biraz daha acele et. Hadi. Pekala. Eşinizi seçin. Eşimi seçeyim. Jake, gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Eşini seç. Kimi istiyorsun? Tamamdır. İkinciyiz. Hadi, tamam. Hadi. Aa, tamam. Neredeyse geldim. Pekala, işte oldu. Chris'i kızdırmak için Garrett'ı seçmelisin. Gidelim. Hadi gidelim dostum. Hadi. Aman tanrım. Pekala, gidelim. Direksiyon. Git. Beyaz kamyona. Hadi. Az önce liderliği dersine kaptırdık. Bu kadar hızlı koşabildiğini düşünmemiştim. 2 numaralı meydan okuma. Çalışan bir dondurma makinesi olan McDonald's'a git. Bu çok zor. Tamam, pekala. Daha kazanmak için oynuyoruz. Daha o bir anne arabası kullanıyor. Bu yüzden bu yarışı kaybetmemeliyiz. Bu futbol annesi çocuklarını antrenmana götürüyor. İşte McDonald's. McDonald's var. Evet, evet. Tamam. İşte başlıyoruz. Sağ ol. Bunu yemek zorundayım değil mi? Bu da işin bir evet. Parçası. Kıvrımlı. Külahı yemek zorunda mıyım? İyi bakalım, hadi. Hızlanıyor. Bu adil değil. Bu yasa dışı bir hareket. Yasa dışı bir hareketle geçti bizi. Bu yasa dışı. Ne oldu Chris? Hey, rapor etmem gereken bir şey var. Şu an saatte 60 kilometre hızla gidilmesi gereken bir bölgedeyiz. Garrett beni çift sarı çizgide geçti. Doğruysa onu cezalandıracağız. Özellikle tüm trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledim. Chris'e göre Garrett bunu çiğnemiş. Onu arayacağım. Sırf inanılmaz yarış yapıyoruz diye uymamazlık edemezsin. Trafik kurallarını ihlal ettiğine dair bir rapor aldım. Elimde video kanıtı var. Ceza olarak 1 dakikalığına yolun kenarına çekmeni istiyorum dostum. Şu anda herkesten daha iyi olduğumuz için cezalandırılıyoruz. Az önce sıfırı vurdu. Yani iyiyiz. Yola geri dostum, döneceğiz. Dostum, sanırım Chris'in bize doğru geldiğini görün. İşte geliyor. Ve Chris de hız sınırını aşıyor. Baksana. Onu hız sınırını aşarken mi yakaladın? Chris'i 80 km hızla yakaladım. Tamam, onu arayıp cezalandıracağım. Hey, ne haber? Hız yapıyordun sanırım. Hayır, yapmıyordum. Garrett 70'le gidiyordu ve senin onu geçtiğini söyledim. Ben şu anda 60'la gidiyorum. Ve şu anda biz konuşurken o beni geçiyor. Kamera 60'a ayarlandı bak. Gördün mü? 60'la gitmiyorsun. Neden Jimmy'ye 70'le gittiğimi söyledin ki? 70'le gitmedim ben, yalancı. Neler olduğunu bilmiyorum. Tamam, iyi eğlenceler. Kapını açık bırakmışsın. Pisleşmeyin çocuklar, pisleşmeyin. Jimmy az önce otoyolda arabasından indi. Pekala, McDonald's'tayız. Hey, dondurma makineniz çalışıyor mu? Aa, evet. 2 kilo dondurma alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Arabada ye. Hadi hadi hadi. Hey, şurada McDonald's var. Gidelim mi? İşte diğer takım. Aa, onu engelleyecek. Dondurmayı al. Hadi hadi hadi. Hadi. Evet.
Evet. Beni engelledin. Dondurma külahı. Teşekkür ederim. Çöpe at gitsin. İşte sıradaki zarfın. Aç evet, bakalım. Evet, evet, evet. Vuruşlar beyzbolda en kötüsüdür ama bowlingde harikadır. Git bir strike at. Aman tanrım, bowlingde berbatım ben. Saçmalamayın. Pekala, hadi, hadi gidip strike gidelim, yapalım tamam bebeğim. Güzel short. Dört. Şu hileye bak. Bir şerit istiyoruz. Evet, evet. Siz birinci şerittesiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İşte böyle. Ah, yine de yakındı ya. Oo. Evet, hadi gidelim. Hepinize teşekkür ederim. Dört numaralı yarışma. Özür dilerim. Bir yabancının sizinle selfie çekilmeyi kabul etmesini sağlayın. Çok kolay. Tam burada. Affedersiniz. Lütfen benimle bir selfie çeker misiniz? Para de. Mükemmel. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Evet. Hayır. Evet, bileğini düştü, tamam mı? Aman tanrım. Sadece bir vuruşa ihtiyacım var. Hadi işte. İşte bu. Evet. Tamam işte bu. Bunu hissediyorum. Evet. Seninle selfie çekmeyi kabul edecek bir yabancı bul. Merhaba baylar. Sizinle fotoğraf çekilebilir miyiz? Olur. Çok teşekkür ederiz. Evet, sadece bir vuruş. Topun gitmesini istediğiniz tamam yöne atın, tamam mı? Dostum, dediğini dinle. Söylediği bu değil. Evet, bu kadar. Evet, görüyor musunuz? İşte bu. Evet, hadi böyle. Hadi gidelim. Harika. Çabuk, çabuk. Yabancıyla selfie çektir. Benimle bir selfie çeker misin? Evet. Bu bir şey için, inan bana. İşte bu i̇şte kadar. İşte bu kadar. Çok harika tatlıydı. Hadi git bir vuruş yap. Aa, hayır. Kamerayı unuttuk. İşte Dustin. Az önce tanık olduğunuz şey Dustin'in üniversite kampüsünde park yeri bulamadıkları için bowling salonuna koşmasıydı. Güzel bir vuruş yapabilir misin? İşte böyle. Bum! Bir selfie çekmeliyiz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Pekala Dustin. Ben senin koçunum. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Kimse gerçekten iyi olan, hayatı boyunca birinci olan ve sonra kazanan bir adam hakkında bir film izlemek istemez. Mazlumun biraz sen mazlum, bunu kazanacağız dostum. 5 numaralı yarışma. Bunları uçarak geçiyoruz. Kaç yarışma var? 15. Bak anne, ellerimi kullanmıyorum. Bir kase spagetti sipariş et ve ellerini kullanmadan ye. Bir kase spagetti sipariş et ve ellerini olmadan ye. Altın bileti aramaya gidiyorum. Bu noktadan itibaren yarışmanın her yerine yayılmış altın biletler olacak. Özür dilerim. Bunu ellerim olmadan yemek zorundayım da. Sanırım. Çok sıcak ve ağzımı yakıyor. Aa, geldiler. Aa, hayır. Sana da mı lazım? Pekala. Tamam. İşte bitmiş bir tabak. Vuruş yapmam ne kadar sürdü biliyor beyaz musun? Beyaz gömlek giymişsin dostum. Sadece bu meydan okuma için bir gömlek aldım. Pekala. Bu bir savaş. Kazanana kadar bir yabancıya parmak savaşı oyununda meydan oku. Ne? Çok hızlı. Adamım, parmak savaşı yapmak ister misin? Parmak savaşı, evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O kadar, onu bu kadar. Tutmam yeterli, gerekiyor. Kazandık. Tamam. Kazandık. Güzel, teşekkür ederim. Biz. Yanından geçtin, yanından geçtin. Yine yanlış araba. Yine yanlış yine araba. Yanlış araba. Ye dostum, hepsini ye. Hadi ben. Hadi dostum, hadi yakaladık. Çok sıcak. Hadi. Sen de mi yiyorsun? Aç, çok acıktım. Bu adamın işi bitti. Devam et, hadi. Spagettimi bile yiyemedim. Devam et, devam et. Aferin sana. Bir yabancıya parmak savaşı oyununda meydan ok. Hadi hadi i̇şte hadi. Böyle işte böyle. Dersleri seviyorum. Hadi. Teşekkür ederim. Kazanana kadar parmak savaşı. İşte tam orada, tam orada, tam orada. Parmak savaşı ilan ediyorum. Bu bir galibiyet. Bir galibiyet. Pekala, hadi gidip sakalıma spagetti bulaştıralım. Pekala. Evet. Pekala. Umarım spagettiyi evet, seviyorsunuz. Teşekkür ederim. Ve uzun saçı da. Dostum, şu anda her şey aleyhine işliyor. Bu temiz bir tabak. Bum. Kazanana kadar bir yabancıya parmak savaşı oyununda meydan oku. 1 2 3. Pekala, sıradaki yarışma. Evet. Teşekkür ederim dostum. Evet, depodayız. Al bakalım. Hadi 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 hadi. Kaşık sever misin? 3 kaşığı 3 bardağı fırlat. Kaşık bardağı. Kaşık bardağı. Bu 7. yarışma. 7. yarışma. 3 kaşık 3 bardak. Aa, evet hadi. Ne? Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Bu da ne? Aman tanrım. Hadi, hadi gidiyoruz. Saçmalık bu. Bekle, şimdi birinci mi birinci oldu? Evet, bunu biliyorsun. Neden titriyorum? Çünkü 10.000 dolar kazanır. Hey! 8 numara. Soğuk su küvetinden ayak parmaklarınızla 20 Orbis toplayın. İçeri dön. 1 7 8 18 19 20. Neden bu kadar zor? Evet. Hey! Evet. Dostum, girdi.
Girdi. Girdi. 20 sayılar. Girdi. Bunu uzun zamandır yapıyorsun. Çok yakındı. İşte 9 numara. 9 numara rüzgarın gücü. Bardakları masadan uçurmak için balonlardaki havayı kullanın. Balonlar çok iyisin dostum, hadi 10 numara. Hadi 10 numara çabuk. Steph Curry'yi seviyor musun? Yarı saha atışı yap. Pekala gidelim. Hadi gidelim. 10. yarışma yarı saha atışı. Peki Jack, neden eve para getirmedin? Aa, kaçıklar yüzünden. Boom! 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 Bu kaç denemeni alacak? 1. 1 deneme mi? İşte bu kadar be. 11. yarışma. Hadi bakalım. Ver. 8. yarışma. Ayak parmaklarına 20 orbiz al. Tamam. 20 orbiz mi? Kaç oldu? Hey! Pekala. İyi gidiyorsun. Bir tane daha. İyisin. Devam. Hadi. Al 9 numara. 9 numara. Rüzgarın gücü. Tamam. 19, 20. Gidelim hadi. Hadi. Hayır, sonuna kadar. Tamam, gidelim. İşte 10 numara. Tanrım, yarı saha atışı yap. Bir spor salonuna gidelim, basketbol topu bul. Tamam. Hadi gidelim. Merak gidelim. Etme, hallettim. Steph Curry'i sever misin? Yarı saha atışı yap. Ben. Hangi salona gittiğini umurumda değil. Bir salona git. Hadi git. Hadi. Şut al. Git hadi. Git. Kaşıklar tarafından yenildim. Eğer benimle kaşıklar arasında bir dövüş için bahse girmen gerekirse kaşıkları seçerdim. Bu güvenli bir bahis. Evet. Yarı saha atışları. İşin ucunda 10.000 dolar var. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Kaşıkları sever misin? 3 kaşığı 3 bardağa fırlat. Depoya git. 3 kişi de daha önce buraya geldi ve buradaki 3 görevi de tamamladı. Bu biraz zaman alacak. Oo. Hadi bakalım. Çok evet. İyi. Üstündeki kapüşonluyu en az 1 dolara sat. Dostum, bu kapüşonluyu 1 dolara satıyorum. 1 dolar mı? Evet. 1 dolar. Bu kapüşonluyu benden 1 dolar alır mısın? 1 dolarım var. Hey, 1 dolara kapüşonlu mu aldım ya? Teşekkür ederim. Yarı saha atışı yap. İşte bu olacak. Olmadı. Sanırım bir süre daha buradayız. Oh, işte bu. Üstündeki kapüşonluyu en az 1 dolara sat. Hey, bu 1 dolar, almak ister misin bunu? Elbette. İşte böyle. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, size de. İyi günler. 12. yarışma. Normal bir konuşma sırasında aynı kişiden 3 beşlik alın. 3 beşlik. 3'ü tamamladım. Evet. Evet, işte böyle. Merhaba dostum, nasıl gidiyor? Hey, seninle konuşmam lazım. Çak bir 5'lik. Pekala. Evet, bu Mr. Biz kanalı. Böyle videolar çekiyor. Çak bir 5'lik. Pekala. Evet, ve temelinde çak bir 5'lik. Tamam. Harika. Teşekkür ederiz. Harika, tamam. Sorun değil. Ben de benimle konuşmak istemezdim. Öyle mi? Bu mükemmel. Gerçekten mi? Mükemmel. Harika. Tek ihtiyacım olan buydu. 13. 5 kişinin PewDiePie'a abone olmasını sağla. Çünkü savaş asla bitmez. Aman tanrım. Olamaz. Evet, tamam, oldu. İşte bu kadar. Şu anda PewDiePie'a abone olacak 5 kişiye ihtiyacım var. Bir etti. PewDiePie'a abone misiniz? Değilim. Şu an olur musunuz? Bu benim için çok önemli. Bu adamı mı? Evet. Tamam, abone oldu. Tamam. Hadi. Teşekkür ederiz çocuklar. Hadi sen de abone ol. 5 kişi olmalı. Hadi. Bir sonraki ipucunu aç ve buradan gidelim artık. Suratını evet. Mı açıyorsun? Ne yapıyorsun? Hallettim. Normal bir konuşmada aynı kişiden 3 kez 5'lik al. Hey adamım. Ne haber sosisli adam? Çok iyi dostum. Güzel, teşekkür dostum. Ederiz. Çok iyi, çok seninle iyi. Tanışmak güzeldi. Evet. Harika. 3 5'lik, hadi gidelim. 14. LOL kameramanını güldür. Pekala. Abi zaten gülüyoruz. Biz hem gülüyoruz hem iyi vakit geçiriyoruz dostum. Şu kocaman sosise bak. Kameramanı güldür. Hadi dostum, güldür beni. Vücutlarımızdaki farklılıklar nedeniyle sineklerin bizi ağır çekimde algılayabileceğini biliyor muydunuz? Bu doğru ama şimdi evimde ne zaman bir sinek öldürsem uzakta her şeyi gören başka bir sinek olduğu imajını alıyorum. Aman tanrım, şu eli görüyorsun değil mi? Hayır uzaklaş, görüyor musun şu eli? Tamam, hadi gidelim. Kameramanını güldür. Siz bir model olmalısınız. Pekala. Tamam, güzel işe yarıyor işte. Üstüne geri dön ve galibiyet için 5 tur yap bebeğim. Pekala, gitmemiz gerek. Ben yarış pistine geri döndüm ve ilk yarışmacının gelmesini bekleyeceğiz. Yarış pistine geldiler. Bu Chandler ve bu da Garrett. 5 turu ilk bitiren 10.000 dolar kazanacak. 10.000 dolar söz konusu. Umarım doğru arabayı seçmişsindir. 5 tur başla.
Bu yorucu bir yarış. Oturmak gerçekten iyi hissettiriyor. Eğer 10 bin doların olsaydı daha iyi hissederdim. Biliyorum. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Film bitebilir. Garrett, sana ihtiyacım var. Getir onu, getir. Hadi 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 hızlıca, evet, hızlıca. En yüksek hızlıyım adamım. Eğer seni daha iyi hissettirecekse henüz tam bir turu bile bitiremedim. Tamam, onlara yetişeceğim. Maksimum hız. Ve sen ilk turunu yeni bitirdin. Bu senin ilk turundu. Üzerinde kurtulmak istediğin fazla kilo var mı? Gömleksiz gidiyor. Hadi 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 hadi, çabuk çabuk. Hey, buradaki strateji evet, nedir? Ağırlıklardan kurtulduk. Ağırlıklardan evet, harika. Kurtulduk. Yepyeni devam bu parayı ne kadar istiyorsun Jake? Eğer senin için sabotaj yapmaya devam ederse Jake'e ne kadar verirsin? Yarısını sana vereceğim Jake. Orada senin için pazarlık evet, yapmaya çalışıyorum. İşte böyle. Hadi hadi devam devam et. Devam devam, bırakma. Evet. Aa, dışarıda. Bunu yapamaz. Jake sabote ediyor. Yarısı evet, için hadi. Geliyorum. Sana yarısını vereceğim Jake. Kazanmasına izin verme. Hadi gel bakalım. Hayır. Hey. Aa, olamaz. Hayır. Ağırlıksızım, ağırlıksızım. Sabotaj. Bırakma, bırakma. Dustin nerede? Anlaşma yapacak birine ihtiyacım var. Hop, arkana uçtu, al onu. Vay canına. Kameramanınızı güldürün. Peynir almak için borç para alsaydım bu bir provolone olurdu. Yarış pistine geri dön ve galibiyet için 5 tur yap. Hadi evet. Hadi hadi. Chris, bana ortak lazım. Dustin'i getir. Josh, Jake'le anlaşma yaptı. Eğer Jake beni sabote ederse paranın yarısını ona vereyim. Ben. Sabotaj için bana ne vereceksin? Sana direkt yarısını vereceğim. Sana yarısını verecek. Git hemen arabana bin. Oh oh. Oh. Çarp ona Dustin. Hadi çarp ona. Vur. Hadi dostum hadi. Tek bir şey yapacaktın. Ne demek tek bir şey yapacaktım? Ah tanrım. Biri dışarı çıktı. Aman tanrım. Hadi. Hadi hadi. Evet. Hey! Hadi. Yardım etmelisin. Yardım etmelisin. Birinci sıradasın. Bu son tur mu? Bu son tur. Buna inanmıyorum. Hadi hadi. Evet. Son tur bebeğim. Hadi bakalım. Sanırım hadi, kazandım. Hey! Ve ben kazandım. Evet. Aa, bacaklarım ben... uyuşmuşlar. Al bakalım teşekkür sana ederim. Herkese keyfin teşekkür çıktı. Ederim. Teşekkür ederim. Sizi bırakmadan önce son bir şey soracağım. Aranızda altın bileti bulan var mı? Bulduğunuz her altın bilet için size $500 vereceğiz. Tıpkı onların altın bileti bulup para kazandığı gibi siz de kazanabilirsiniz. ShopMrBeast.com'a gidin ve bir kapşonlu sweatshirt sipariş edin. Paketinizden altın bilet çıkabilir ve ben de onu geri almak için kapınıza gelebilirim. Kim bilir? Gelecek videoda size altın bileti alan ilk kişiyi göstereceğim ve inanın bana bu bileti alan pek çok kişi olacak. Bizi izlemeye devam edin.